Merhaba arkadaşlar. Bilgisayara yönelik sorularla beyin jimnastiğine devam ediyoruz. Manisa'dan Elif Su arkadaşımızla birlikte. Elif Su, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben hemen sorular kısmına geçiyorum. Yine Karagözlü Hacivat'la ilgili bir sorumuz var. Tamam. Taklide ve karşılıklı konuşmaya dayanan bölge oyunu bu, Karagözlü Hacivat. İnsanları eğlendirirken düşündürüyor. Karagöz oynatan kişiye hayali denir. Hacivat Karagöz'e soruyor. Karagöz'ün sütünü içtin diyor. Karagöz yok, içmedim diyor. Ama sütünü içersen daha akıllı olursun, daha çabuk büyürsün falan. Böyle kendi aralarında bunu konuşturuyor. Demek ki bunu oynatan, gölge oyununu oynatan kişiye de hayali deniyormuş. Evet. Şimdi bununla ilgili sorumuz var. Geldi sorumuz. Diyor ki Karagöz oynatan kişiye ne ad verilir? Hayali. Evet. Hayali. Güzel. Evet Elif Su. Şimdi kelime verecek. Onun eşini bulacağız, söyleyeceğiz. Onunla ilgili de bir cümle de kurabiliriz. Kısma geçiyorum o zaman. Şimdi bak şöyle kartımız gelsin. Evet eşimi söyle. Neşe. Ve onunla ilgili bir cümle vermiş. Neşe içinde bir bayram geçirmenizi dilerim. Mutluluk içinde. Mutluluk içinde. Veya sevinçmiş. Bak neşe, sevinç. Sevinç. Evet. Sevinç ve huzur dolu günler bizi bekliyor. Evet. Geçiyorum. Gökyüzü masmavi gözüküyor. Neydi ya? Durun hatırlayacağım. Gökyüzü sema. Sema. Bir de onunla ilgili cümle kur bakalım. Geceleri semayı izlemeyi çok seviyorum. Bu güzel oldu. Çünkü neden? Yıldızlar oluyor değil mi böyle? Evet. İçini bulmayla ilgili bir başka soruya geçelim o zaman. Bu sefer de araba. Tamam. Araba. Yeni bir araba aldım. Araba, otomobil. Otomobil. Evet. Evet. Peki otomobille ilgili bir cümle söyle. Annemin ve babamın otomobili, yani ailemin otomobili büyüyünce benim olacak. Pekala, geçiyorum. Eşek. Eşeğin eşini söyleyeceğiz. Eşen Eşek neydi ya? Söyler miyiz? Hatırladım. Merkep. evet. Merkep. Peki merkep ile ilgili bir cümle kur. Nasreddin Hoca merkebine ters biniyor. Evet, ters biner. Eşekten Nasrettin Hoca. Güzeldi. Gerçekten. Peki değiştiriyorum. Diğer soruya geçiyorum. Bu sefer de eser. Bu eser kime ait diyor? Eser, Devam. yapıt. Yapıt. Harika bir yapıt gördüm. Mesela Çanakkale anıtı var. O da güzel bir yapıt. Galata Kulesi çok güzel bir yapıt. Evet, o da güzel. Diğer sorumuza geçelim o zaman Elif Bey. Şimdi de Tamam. asil. Asil. Asilin eş anlamlısı. Asil, kibar. Asil, kibar. Tam olmadı ama. Kibar, nazik. Tamam, göstermeyin. Tamam. Göstermeyin. Tamam. Ben bu bir düşüneyim o zaman, o değilse asil. Soylu. Aynen doğru. Asil, soylu. Babam soylu bir adamdır demiş. Sen ne diyeceksin soylu ile ilgili bir cümle? Soylu. Atatürk bence çok soylu bir adamdır. Evet, bak bu da çok anlamlı oldu. Pekala. Diğer soruya geçiyorum ben de. İstasyon. Gar. Gar. Evet. Trenlerin durak yeri değil mi? Oradan yolcu alıyor. Evet. Yolcu indiriyor. Yolcu alıp indirme. Pekala. Devam edelim biz. Uçak, ben bunu biliyordum ya. Hiç uçağa bindin mi? Bilmedim. Hayatımda canlı canlı uçak da görmedim. Ama sadece televizyonda görmüşsün. Tayyare. Tayyare. İlk tayyare fabrikasını kim kurdu diye bir de. Peki geçiyorum. Neydi? Vedihe Hürkuş eskiden çok değerli uçaklar yapmıştır.
Evet. Çok mükemmel uçaklar yapmıştım. Eski zamanlarda hani ilk sadece isim olur, sonra yaptığı şeylere göre soyad verilirmiş ya. Evet. Onun için ona İşte o Hülkuş koyulmuş. Öyle uçakla şeyle ilgili ve Cihi'ymiş adı. Sonra soyadı Hürkuş olmuş. O yüzden. Hürkuş olmuş. Tamam. Pekala. Şimdi de trenin içini bulalım. Bu biraz tren. Herkes bilmez bunu. Eski Türkçe'de vardı bu. Osmanlıca gibi. Birkaç kere duymuştum dışarıdan ama neydi? Yeni nesil onu bilmez. Eski kitaplarda var daha çok. Tren yaradı. Bir yerde duymuştum ama. Ben. Tümendifer. Ha? Tümendifer. Tümendifer ne ya? İşte trenin diğer adı. Biliyor musun? Ne? Tümendifer. Tümendifer mi? He. Tümendifer. İlk zamanlar Osmanlı döneminde trene şimendifer deniyordu. Cumhuriyet'in şimendifer. Evet. Mendifer kelimesinin sözlük anlamı trendir diyor bak. Altına da yazmış. Mendifer kelimesinin sözlük anlamı trendir. Çok kimsenin bilmediği bir şey bu tren. Tamam. Anı. Anı? Tren tatil anılarını anlattı diyor bak burada. Anı ne diyor? Hatıra işte. Anı hatıra diyor. Evet bak bunu buldum. Peki sen hatıra ile ilgili bir cümle kur. İnsanların hatıraları sadece güzel hatıralardan ibaret değildir. Evet. Bazen insanın hastalıkları, ne bileyim acıları. Bir kitap da duymuştum. Çünkü hep güzel olmuyor ama genellikle insanın hayatında güzel olanlar kalıyor. Ya da çok etkilendiği böyle olumsuz şeyler de hatıra olabiliyor. Ama inşallah bizim hatıralarımızın çoğunluğu tamamına yakını güzel olur. Evet. Geçiyorum o zaman diğerine. Vahşi. Vahşi. Ne diyor? Vahşi doğada yaşamak zordur. Vahşi neydi? Vahşi saldırgan mı? Vahşi saldırgan tam olmuyor. Şimdi saldırgan diye duymuştum ama biliyordum galiba. Peki. Bakalım neymiş? Ben bakıyorum. Durun bakmayın, bakmıyorum o ekrana. Tamam o zaman abi. Basmadım, bekleyin biraz daha. Düşüneyim bir. Vahşi yabani. Yenisi geldi. Zeki. Akıllı. Evet. Sen çok zeki bir çocuksun. Ya da us. Us. Akıllının da eş anlamlısı us. Us. Evet. Akıllı. Çok, bu çok uslu bir çocuk. Bu çok bu çok akıllı çocuk. Evet, çok aynı akıllı anlama geliyor aslında. Evet. Akıllı bir çocuk. Akıllı bir çocuk. Evet. Burada ne cümle kurmuş onunla ilgili? Çok kitap oku, çok akıllı ol. Demek ki çok okumayla da insanın aklı ona göre iyi oluyor. Evet. Peki. Geçiyorum o zaman. Sona doğru yaklaşıyoruz. Görev. Görev. Evet. Görev vazife. Vazife. Evet. Benim vazifem mektup dağıtmak. Mektup dağıtana ne deniyordu? Postacı. Postacı. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Selam veriyor. Herkes ona bakıyor, merak ediyor. Biliyor musun bunu? Bununla ilgili bir şey var. Bugün yalnız bu kadar. Neydi? Üzülmeyiniz. Yarın yine gelirim. Hoşçakalınız. Diyelim. Evet. Tamam. Tamam. Hadi o zaman şimdilik iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi hoşçakalın.